Merhaba. Bugün Salon Bana Bak'tayız. Ben Ayşegül. Ben Uras. Bugün size biraz Sevgililer Günü çekişmesi yapacağız. Ben kız tarafıyım. Ben erkek tarafıyım Ebi Zahmet. Haliyle Sevgililer Günü'nde bu zamana kadar olan kozlarımızı paylaşacağız şimdi. Ama önce şuradaki butona abone olmanızı rica ediyoruz. Çünkü burada çok güzel içerikler var Sevgililer Günü hakkında. Devamda edecek. Evet, gerçekten çok iyi YouTuber'lar burada olacak. Haberiniz olsun. Şimdi erkekler merak etmeyin. Öyle bir savunacağım ki sizi. Bu videonun sonu gelmez arkadaş. Heh, başla canım benim. Yine kızlar önden. Hayır, birinci sorum şu. Sevgililer Günü neden erkekler için para tuzağı, şikayet edilecek bir şey, kutlanmaması gereken bir şey gibi gösteriliyor? Çünkü Sevgililer Günü diye bir şey yok erkekler için bir tane. Sevgililer Günü'nde biz sadece karşı tarafı mutlu etmeye çalışan bir görev anlayışına sahip olmak zorunda kalıyoruz. Şubat ayının başından itibaren ben ne alacağım, ben ne alacağım, ne alacağım? Acaba ben hangi hediyeyi alsam da mutlu ederim? En kötüsü bak, mutlu etmeye geçtim. Fırça yemem ya, fırça yemem. Mevzu bu. Fırça, hem hediye alıyoruz hem fırça yiyoruz ya. Ya çok ayıp ediyorsunuz ama. Biz Şubat ayının ilk gününden itibaren size böyle küçük küçük ekmek kırıntıları bırakıyoruz yola. Ben istemiyorum ekmek kırıntısı. Toplayarak bana gelin. Güzel bir dilim ekmek ver. Ben ne anlayacağım sizin ekmek kırıntınızdan? Peki nasıl görmek, nasıl kutlamak istiyorsunuz? Antep fıstığıyla. Nasıl yani? Vallahi bak, çiçek miçek yerine güzel bir yarım kilo Antep fıstığı alsak en azından yeriz ya. O çiçeği bir hafta sonra atacaksın çöpe. Peki ben sonra o Antep fıstığının kattığı yağları ne yapacağım? Antep fıstığından bir şey olmaz. Vallahi ciddi söylüyorum. Bu zamana kadar gerçekten aldığın en iyi hediye Antep fıstığı mıydı Uras? Yarım kilo. Şimdi senin sevgilin sana böyle bir fincan kahve verse sen diyeceksin bu çok güzel Sevgililer Günü hediyesi. Oo, hediyeye bak mı diyeceksin yani. Ya benim gözlerimin içine bana aşkla bakacaksa ihtiyacım yok ki zaten daha fazlasına. Ha, kahve yeter yani. Gayet de yeter. Ya geç, 33 yıllık erkek var karşında. Hayır, ben zaten istiyorum ki burada bir özen olsun, bir ilgi olsun. Biraz bana kendimi daha özel hissettirsin. Bunu neden yapamıyorsunuz? Ya daha nasıl özel hissettireceğiz anlamadım ki. Yani şimdi mesele şu zaten. Bir kendimiz olacağız değil mi? Evet. Tamam. Kendimiz bu işte. Mal bu. Mal bu. İyi de çok uğraşmaya gerek yok. Biz sizin için yılın her günü küçük de olsa kendimize gösterdiğimiz özenle ve duyduğumuz özgüvenle küçük hediyeler veriyor olmuyor mu? Veriyorsunuz da 14 Şubat olduğunda işte mum, gül, pahalı restoranda yemek, ayı. Ayı var bir de ya, ayı. Ayı. Ayıyı kim aldıysa ilk zaten Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Biri almış sürekli de isteniyor. Bir de ayının boyu büyüdükçe aşk da büyüyor. Bize yansıyan bu. Ayıya bakınca beni mi hatırlıyorsun? Bu mu yani mesele? Hayır, kesinlikle mesele bu değil. Zaten ayıyı unutun, öyle bir şey yok. Kendinize biraz daha özenin, bize biraz daha özenin. Sadece bunu istiyoruz ya. Kendimizi şöyle size bir gösterdiğimizde bize bakın. Bunu fark edin. Bak, bir şey fark ettim ben. Ya şimdi böyle ellerinle falan bir böyle saçınla bir oynadın ya. Bir şey fark ettim ya. Gerçekten bak, bu ama böyle temkinli bir İltifat değil, saçların güzel. Çalışması değil yani. Değil. Zaten yani şu an saçın güzel, ben hoşuma gitti bu. Beğendim. Nasıl yaptın? Head and Shoulders'la yıkıyorum. Hem kepeği kafamdan atıyorum hem de saçlarım ipeksi yumuşaklıkta oluyor. Vallahi harika. Eline sağlık, ne diyeyim. Güzel olmuş, güzel. Sonunda bir konuda anlaştık ha. Oh oh, anlaştık da daha bu Sevgililer Günü muhabbeti biter mi ya? Bitmez herhalde. Daha makyajı var. Oo. Nasıl hazırlanılacağı aman, var. Aman. Ama hepsi hakkında burada zaten Aslı Özden, Aslı İnandık. Aa evet. Niler Türk. Videolar çekecekler. Doğru. Hatta yine Bana Bak kanalında paylaşacak. Aynen, Burcu Baktur da var galiba. Aynen öyle. Tamam tamam. Bana Bak kanalını izlerseniz bu videoları da görebilirsiniz bu arada. Biz hadi bitti diyelim. Tartışma zaten bitti diyelim. Başka hangi konuda anlaşabiliriz ki? Aynen öyle. Bitti diyelim biz tartışma. Yani neyse, daha konuşulacak çok şey var ama burası yeri değil. Neyse. Hoşçakalın. İyi ki izlediniz bizi. Neyse. O saç neyse artık, yapacak bir şey yok.